Ben o gün sınavımı vermek istiyorsam ve sınıfa başörtüsüyle girdiysem çok büyük bir olay oluyordu. Diğer kişilerin de sınav kağıtları verildiği halde işte yapılamıyordu, sınav iptal ediliyordu. Yasaklar başlayınca okula devam edememeye başladık. Akabinde protesto eylemleri oldu. Yani bunlar demokratik eylemlerdi. Belli sınırlar dahilinde. Yani nasıl söyleyeyim size? İşte bugün gördüğümüz Boğaziçi Üniversitesi'nde örneğin gündemde olduğu için söylüyorum. Oradaki protestoların çok tam zıttı bir protestoydu. Çünkü biz inancımızdan dolayı başörtülü olduğumuz için okullarımıza belli bir süre devam ettik ve daha sonra yayınlanan bir genelgeyle anayasal hakkımız olan inancımızı taşıyabilme hakkımıza müdahale edildi ve okullara alınmamaya başlandık.